Merhaba sevgili izleyiciler, bir başka önemli standtayız şu anda. Motorola ve Moto 360'ın yenisi şu anda elimde. Bu akıllı saat çok beklenen bir modeldi çünkü ilk modeli çok ilgi görmüştü. Şimdi ikinci modeli elimde. Artık bazı değişiklikler var. Bu değişikliklerin ne olduğunu sizlere söyleyeceğim. Mesela en çok eleştiriyi, biliyorsunuz bende de bir tane Moto 360 vardı. İlk alanlardan biri olmuştum. Buradaki kayış saatin içine giriyordu ve değişmesi gerçekten çok zordu. Ama şimdi bildiğiniz herhangi bir kayışçıdan falan alabileceğiniz kayışlarla beraber saati kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir özgürlüğünüz geldi çünkü şöyle deri bir kayış almıştım ben de, gri, ve belli bir süre sonra gerçekten rezil bir duruma gelmişti. Şimdi ise bu kayışı değiştirmeniz çok daha kolay sevgili izleyiciler. Bir başka fark, iki farklı seçenek var. Şu anda elimde tutmuş olduğum 42 milimetrelik bir saat. Apple Watch'ta da zannediyorum aynı ölçüler vardı. Bir de 46 milimetre olanlar var. İşte aslında bunu erkekler ve kadınlar için olarak ayırıyorlar. Bu kadınlar için olabilir ama artık böyle şeyler unisex oldu. Yani kadın erkek ayrımı pek kalmadı. Hangisi hoşunuza gidiyorsa, yani küçük saat, büyük saat diyelim. Şu anda bu da büyük saat. Buradaki ekranın çok daha parlak olduğunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Yine buradaki kayış da değiştirilebiliyor. Kolay bir şekilde değiştirilebiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam şuradaki buton önceden ortadaydı. Aynen. Yani bendeki Moto 360'da, gerçi şimdi Apple Watch var ama şuradaydı. Yeni modellerde biraz daha sağ üst köşeye almışlar sevgili izleyiciler. Ve bazı değişiklikler var. Bu değişikliklerden bir tanesi de içinde bulunan işlemci. İlk modelde Texas Instruments işlemci vardı. Ama şimdi Snapdragon 400 kullanmışlar. Yani bir Qualcomm işbirliği var. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Motorola artık Lenovo'nun bir şirketi. Yani aslında ben şu anda Lenovo standındayım. Bir bölümünde de Motorola akıllı kol saatleri şu anda tanıtılıyor sevgili izleyiciler. Bir başka kol saatini daha alayım. Gene bu galiba bayanların çok seveceği bir model. Evet, kesinlikle bayanların seveceği bir model. Çünkü kayış çok ince. Ve bu ince kayışla beraber çok daha şık bir kullanım elde edeceksiniz gibi görünüyor. 4 GB hafızası var, 512 MB RAM var. Yani orada herhangi bir yenilik yok sevgili izleyiciler. Android Wear'ın kendi yenilikleri var. Android Wear ilk çıktığında Wi-Fi desteği yoktu, artık var. iPhone desteği yoktu, artık var. O nedenle Android Wear'ın kendi yenilikleri yine bu modelde de devam ediyor. Ve güncellenmeye de devam ediyor çok ilginç bir şekilde sevgili izleyiciler. Attığınız adımları ölçüyor, yaktığınız kaloriyi hesaplıyor, telefonunuza Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Bir mikrofonu var, bu mikrofona konuştuğunuz şey yazıya çevriliyor ve gönderilebiliyor. Örneğin OK Google dediğiniz zaman hemen tıpkı Siri'de olduğu gibi Hey Siri dediğinizde nasıl aktif hale geçiyorsa asistan aktif hale geçiyor. Ve WhatsApp'a bir mesaj geldiğinde burada görüyorsunuz, konuşarak cevap veriyorsunuz ve yazıyı tekrar gönderebiliyorsunuz. Ama Apple Watch'tan en önemli farkı, Apple Watch'ta gelen çağrıları cevaplayabiliyorsunuz. Yani hoparlör ve mikrofon seti var ama bunda hoparlör yok sevgili izleyiciler. Galiba Motorola Moto 360'ın yeni neslinin de Apple Watch'a göre en büyük eksilerinden bir tanesi bu olsa gerek. Ama mesela Apple Watch'ta da şu anki yazılımda çok özelleştirme yapamıyorsunuz. Belli sınırdasınız ama Moto 360'daki işte ekranın rengi, daha doğrusu arkadaki fotoğraf, istediğiniz şekilde bunları düzenleyebiliyorsunuz. Apple'ın ise bir sonraki yazılım güncellemesinde bu imkanları sunacağı söyleniyor sevgili izleyiciler. Kasım ayında tüm dünyada satışa çıkacak bu model. Onunla beraber cam çok önemli. Camdaki teknolojiyi de anlatmış olalım. İşte 3 tane farklı model var. Bunlar Corning Gorilla Glass 3. Çünkü saatin camının çizilmemesi gerekiyor. Motorola Moto 360'ı aylarca kullandım ve camı gerçekten çok başarılı. En ufak bir çizik bile yok. Ve aynı dayanıklılık burada da devam ediyor sevgili izleyiciler. 300 mAh batarya var. Bu batarya akıllı saatlerin en büyük problemi.
Apple Watch'la kıyasladığınız zaman Apple Watch'un bataryası Moto 360'tan çok daha iyi. Moto 360'ta bildirimleri açarsanız, çok aktif kullanırsanız bir günü zor tamamlıyor ama bildirimleri kapatırsanız iki güne kadar zar zor kullanabiliyorsunuz. Bataryanın da 300 mAh olduğunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Şimdi Motorola'nın da bazı işbirlikleri var. Örneğin Ford arabaları uzaktan açma, motoru çalıştırma gibi bazı işbirlikleri var. Bu işbirliklerini diğer üreticilerle de artıracağını zannediyoruz. Motorola Moto 360'da olan, şu an Eminönü'ndeki saatçiler gibi oldum. Buluşmamızı burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Bana en çok bunlar sormuş. Abi Berlin'e gittiğinde mutlaka bunlara bir bak diye. Özet geçeyim mi? Özet geç diyenler için özet geçiyorum. Ekran çok şık. Kordonlar artık daha kullanışlı. İşlemci çok çok daha iyi ve Android Wear, yani işletim sistemi tarafı da oldukça gelişti. Motorola Moto 360'ın yeni modeli alınabilir sevgili izleyiciler. Türkiye'de satılır mı? Önceden Motorola tek başına bir şirketken zor ama Lenovo Motorola'yı getirir mi bilmiyoruz. Bunu da yakında sizlerle paylaşmış olacağız. Berlin'den şimdilik bu kadar.